arkadaşlar. Bugünkü durağımız, karavanla çıktığımız durağımız Nusaybin'e bağlı Dara Antik Kenti'ne geldik. Biliyorsunuz GAP turuna çıktım karavanımla. Karavanla çıktıktan sonra Mersin'den başladım. İlk lokasyonum Mersin. Mersin'den Antep yaptım. Antep'ten Şanlıurfa, Balıklıgöl ve şimdiki durağımız Nusaybin'de, yani Mardin, Midyat, Nusaybin'e bağlı Dara Antik Kenti'ne geldim. Şimdi içeriği sizlere, antik kenti içeriği sizlere tanıtayım. Antik kentinin içine şimdi giriş yapacağım. Güzel bir yapı var. Burayı Opet'te mola verdiğim sırada Midyatlı, Mardinli bir tanıdık bir abimiz aracılığıyla Dara'ya gitmeden, Beyaz Su ve Dara'ya gitmeden turunu tamamlama dedi. O yüzden ben de şimdi bu lokasyonda Dara Antik Kenti'ne geldim. Karavanımla seyahatte o bölgeleri de siz değerli izleyicilerime tanıtımını yapacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin. Evet, antik kentin içine girişimizi yaptık. Şöyle hemen bizi Dara Antik Kenti'nin, burası karşılıyor Dara Antik Kenti. Şu şekilde bir alalım. İsterseniz bir bilgi. Merhabalar. Şimdi GAP turunda antik kent olarak şöyle alırsam sizi. Antik kenti olarak burayı da Dara ve Beyaz Suyu tavsiye ettiler. Buraya daha ilk defa geliyorum Dara olarak. Yani bunu gezmek anlamında. Evet, sizlerden değerli bilgiler alabilsem sevinirim. Evet, ismim Yılmaz. Bizler şu an Dara'dayız. İlk başta Dara'nın ismiyle başlayalım. Şimdi Dara sözcüğü Farsça bir sözcüktür. Dara'yı milattan önce 336 yılında Pers kralı Darius inşa etmiştir. Zaten Dara sözcüğü de ismini Darius'ten almaktadır. Dara, Darius. Dara 1986'ya kadar daha bir tarihi kent olduğu anlaşılmamıştı. Asıl tarihi kent 1986'da anlaşıldı. Ve 2008'den önceye kadar da buralar komple toprağın altındaydı. Şöyle sol taraftaki kayaya baktığımızda kayalık bir yerden sonra renk değiştiriyor, fark ettiniz mi? Heh, evet. Eskiden evet, oraya kadar tamamen toprağın altındaydı. Evet. Burası 1986'da tarihi kent olduğu anlaşıldı. 2008'den itibaren kazılmaya başlatıldı. Gezeceğimiz alanda sadece şehrin tamamının %5'i bulunmuş. %95'i ise ödeneksizlikten dolayı halen toprağın altında. Köyün etrafı eskiden 4 kilometrelik surlarla çevriliydi. Tabi şu anda surlar var olsaydı bizler surun içinde değil de dışında kalmış olurduk. Çünkü surun içi yaşam alanı, dışı ise şu an bulunduğumuz alan nekropolis olarak kullanılıyordu. Zaten nekro ölü, polis şehir, ölüler şehri. Bizler şu an bir ölü şehrindeyiz. Bu gördüğümüz yapıların tamamı mezar odalardır ve mezarlıklardır. Bu alanda kesinlikle yaşam akla gelmesin. Çünkü burası komple bir mezarlık alanıdır. Gezeceğimiz alanda şimdiye kadar %5'i ile 5 tane medeniyete ait mezarlıklar bulundu. Bu 5 tane medeniyet ise Pers, Roma, Sasani, Süryani ve Müslümanlardır. Şöyle sağa sola baktığımızda daha çok sol taraftan gözüküyor. mezar odaları yer almaktadır şu şekilde. Ve onların kapları ise baya küçük bir şekilde yapılmıştır. Bunun sebebi ise dışarıdan içeriye girecek kişi mecburen eğilip girecek ki içerideki ölüye saygı göstersinlerdi. Devrül Zaferan, Mor Gabriel'i falan gezdiniz mi? Yok, gezmedim. Gezdiğinizde anlatacağım şey orada da duyacaksınız. Evet. Sol tarafınızda yarım daireli olan mezarlar yer almaktadır. Bu yarım daireli olan mezarlar din adamlarına aittir. Din adamlarını sandalyeye oturtarak doğuya bakacak şekilde gömüyorlar. Hazreti İsa'nın ikinci gelişinden doğuda doğup geleceğine inandıkları için geldiğinde hazır bir şekilde selamlasınlar diye. Evet. Tabii şehir sadece burası tek değil. Köyün iç tarafında yeraltı sarnıcı var, zindanlar var, agora var, kümbet var, su kemerleri var. Birçok yapı daha yer almaktadır. Hani şu an bu gördüğümüz alan %1'i bile değil. Değil, evet. Evet. Bu sağ tarafta yerde bulunanlar da tamamen sanduka tipi olan mezarlıklar, Süryani mezarlıkları. Birlikte bir aile mezarını görelim. Evet. Evet, burası da Roma dönemine ait aile mezarlığı. Bu iki tane mezar daha açılmamış. İçlerinden sadece bu açıldı ve burada ise 13 tane iskelet, 7 tane gözyaşı şişesi bulundu. Gözyaşı şişeleri ise eskiden biri öldüğünde ağlayan kişiler gözyaşlarını şişeye toplayıp ölen kişinin başına bırakıyorlardı. O ölen kişi öbür dünyada görsün ki bu kadar kişi üzerinde ağlamış ve emek harcamış. Aynı şekilde bir mezar odası daha. Bu mezar odaları ile ilgili mesela ufak büyük o anlamında ufaklıkları görüyorum. Onlar neye göre ufak, neye göre büyük? Mesela şu ufak mesela. Çocuklar. O da mı? Ha, o da o da. Yok, onlar alakası yok. Hani sadece daha çok rütbeye göre hani değişiyor. Çünkü burası daha da kazılacak, hani daha da bayağı kazılacağı için burası da yüksekte kalacak. Hani aşağı doğru inildikçe rütbe de düşüyor. Anladım. Evet. Şu an içinde bulunduğumuz alanda bir ibadethane bölümü. Şapel, küçük kilise. Zaten ibadet yönleri doğuya bakacak şekilde yapılmış. Burada yine bir din adamına ait mezar yer almaktadır gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi birazdan göreceğiniz alan bu alanın en güzel yeri diyebilirim. 3 kattan oluşan bir galeride bir mezar falan göreceğiz şimdi. Oraya doğru devam edelim. Yine ufak yerde olan şeyler, mezarlıklar. Burası bayağı güzelmiş. Evet. Evet, burası da 3 kattan oluşan bir galeri toplu mezarlık alanı. Zemin katına baktığımızda halen kemikler görülebiliyor. Evet. Orada 3000'den fazla insan cesedi bulundu. Tabii aralarında hayvan kemikleri de yer alıyordu. Çünkü eskiden ölen bir kişi sevdiği ve değer verdiği bir hayvanıyla, eşyasıyla birlikte gömülüyordu ki öbür dünyada tekrar birlikte olsunlardı. Burası eskiden tamamen toprak doluydu. Şöyle karşılara baktığımızda siyahlıklar bir yerden sonra duruyor. Fark ettiniz mi? Evet, evet. Eskiden oraya kadar toprak doluydu ve burası küre halkı tarafından ahır olarak kullanılıyordu. Bu tavandaki siyahlıklar da kışın hayvanlar arasında yakılan ateş sonucunda meydana gelmiş ziyalıklardır. Şöyle buradan bir yapı daha göreceğiz. Bayağı büyük bir şey. Bu yapı ise tabii ilk baktığımızda akla gelen ilk şeylerden bir tanesi baca, havalandırma ve gün ışığı vursun diye ölüleri buradan atıyorlardı gibisinden söylentiler oluyor, yani diğerler oluyor ama hiçbiri değil tabii ki de. Buranın zemininin toplu mezar olduğunu sizlere söylemiştim. Toplu mezarda olmasının sebebi toplu dirilme inancı olduğu için tekrar dirilme, ölümsüzlüğü temsil ediyor. Bunlar tekrar dirildiğinde ruhları kalkıp buradan göğe uçsun diye açılan bir gidiş yoludur burası. Ruhun göğe yükselme yeri. Evet. Evet, ruhun gidiş yolu burası. Gidiş yolu. Evet. Böylelikle de mezarlık bölümünü buradan itibaren bitirmiş olduk. Mezarlık bölümü bu kadar. Tabi aslında bu kadar değil. Bulunan, görünen kısmı bu kadar. İleride yolda geldiğinizde belki gördüğünüz sol tarafınızda da kalıntılar var. Evet, gördüm. Aslında oraya kadar devam ediyor. Ama işte toprağın altında olduğundan dolayı. Evet, burası şeyi ne zaman çıkartıldı komple burası? Yani şeyden yani ne diyeyim? Yani açılışı. Yani açılış, evet. Şu an bu içinde bulunduğumuz alan 2018'den itibaren açılışa açıldı. Evet. Ziyarete açıldı bu canlı alan. Yalnız bu kazı alanları ise 2008'den itibaren gün yüzüne çıkartılmaya başlatıldı. Evet. Aslında burası doğunun Efes'i. Burası harika bir alan. Birazdan yeraltı sarnıcını falan gördüğünüzde zaten sizler de buna şahit olacaksınız. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı. Orası da Roma mimarisi aynı zamanda. Şöyle diyeyim, aslında bu gördüğümüz yapıların tamamı Roma dönemine aittir. Hani Pers dedim, Sasani dedim. Onların yapıları, kalıntıları daha çok arka tarafta olduğu için ve yasak bölge olduğundan dolayı göremiyoruz. Yalnız bu gördüğümüz kalıntılar, yapılar, mağaralar, mezar odalar falan tamamen milattan sonra 5. yüzyıl Roma dönemine aittir. Evet. Şu tepede komple Müslüman mezarlıkları. Fark ettiniz mi? Az önce sizlere sıralama saydığımda girişte Pers, Roma, Sasani, Süryani Müslümanlar. Evet. Bakın en son Müslüman, en üstte Müslüman mezarlıkları. Süryani, bir alt katmanda Süryani mezarlıkları. Hani aşağı doğru inildikçe eski medeniyete ait mezarlıklar, yapılar bulunuyor. Sizlerin sormak istediğiniz bir soru var mı? Aklınıza takılan herhangi bir soru, merak ettiğiniz bir şey? Şimdi buraya bağlantılı olarak ileride bir şey var diyor. Sarnıç varmış değil mi? Az daha ileride. Mağara. Az daha ileride. Oraya gideceğiz değil mi şimdi? Evet. Tamam.